Herkese merhaba arkadaşlar. For Life TV'nin hazırlamış olduğu Fatih Ermiş'le Çocukça Şeyler programına hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere yine keyifle yapabileceğiniz bazı sihirbazlık numaralarını öğreteceğim arkadaşlar. İlk oyunumuzun ismi Atlayan Lastik Numarası. Bu oyunu yapabilmemiz için bir adet paket lastiğine ihtiyacımız olacak. Şu şekilde gösteriyorum. Bir paket lastiğini şöyle üstteki iki parmağıma takmış oluyorum. Yani hangi parmaklarım oluyor bunlar? İşaret parmağım ve orta parmağım. Ve parmağımı şıklatıp avucumu üflediğim zaman lastik yer değiştiriyor. Yani yüzük parmağım ve serçe parmağıma geçmiş oluyor. Evet, tekrardan gösteriyorum. Üstteki iki parmağıma takıyorum. Hokus pokus dediğim zaman lastik yer değiştiriyor. Şimdi sizlere bu oyunun nasıl yapıldığını öğreteceğim arkadaşlar. Çok basit. Yine bir tane lastiğe ihtiyacımız var. Başka hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Burada yapacağımız şey şu iki parmağımıza lastiği taktıktan sonra şu şekilde çekerken şu pozisyonda dört parmağımızı da lastiğin içerisine koyuyoruz arkadaşlar. Yani önden seyirci bu şekilde görürken aslında avucumuzun içerisinde şöyle bir görüntü var. Ve biz avucumuzu açarken dört parmağımızla lastiği ileri doğru iterek açıyoruz. Ve lastik aşağıya atlamış oluyor. Tekrardan gösteriyorum. İki parmağımıza taktık. Avucumuz açık. Lastiği şöyle çekerken kimseye göstermeden dört parmağımızı buraya koyduk arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Burayı kimse görmüyor. Şu şekilde herkes görüyor. Ve dört parmağımızla lastiği ileri doğru iterek avucumuzu açıyoruz. Lastik yer değiştirmiş oluyor. Şimdi hızlı bir şekilde normal bir seyirciye bu gösteriyi sunuyormuş gibi yapıyorum. Evet, iki parmağımıza lastiği taktık ve parmağımı şıklatıyorum. Lastik atlamış oluyor. Evet arkadaşlar, bu çok basit gibi görünebilir ama çok fazla çalışma ve pratik gerektiren bir oyundur. Ayna karşısında çalışmayı ihmal etmiyoruz. Hatta bu oyunu birazcık zorlaştırabiliriz arkadaşlar. Bu lastiği parmağımıza taktıktan sonra başka bir lastikle parmak uçlarımızı bu şekilde birbirine kapatabiliriz. Şöyle bütün parmaklarımız kapalı. Yani lastik bizim parmağımızdan hiçbir şekilde dışarı çıkamayacak vaziyette. Hapsolmuş durumda duruyor. Ama biz öğrendiğimiz hareketi burada yaptığımız zaman da bu lastik atlayabiliyor arkadaşlar. Hatta şu an aşağıdaki parmaklarımda duruyor. Bu sefer tekrar yukarıya çıkartabilirim. Aynı şekilde hop tekrardan yer değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Yani bizim buraya kapatmış olduğumuz bu lastikler seyirci için lastiğin yer değiştirmesini imkansız hale getirmiş olabiliyor. Ama aslında öğrendiğimiz hareketle bu lastikler hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Sadece seyirciyi şaşırtıyor tamamen. Daha da imkansız zannediyorlar. Ama biz yine avucumuzun içerisinde dört parmağımızı lastiğin içerisine soktuğumuz zaman tekrardan lastiğimiz hareket etmiş oluyor arkadaşlar. Evet, bu numaranın ismi atlayan lastik numarasıydı. Bunun tamamen öğrendikten sonra bir ikinci versiyon var arkadaşlar. Buna da yer değiştiren lastik diyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. İki farklı lastik kullanıyoruz. Üstteki iki parmağımda başka bir renk, alttaki iki parmağımda da başka bir renk lastik oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda mavi, aşağıda kırmızı var. Şimdi parmak şıklattığımda bu lastikler yer değiştirecek. Yani mavi lastik aşağıya, kırmızı lastik yukarıya gelmiş olacak. İşte bu şekilde. Evet, bunu da şimdi nasıl yapıldığını sizlere öğreteceğim. Burada da yine iki lastiği avucumuza taktıktan sonra önce alttaki parmaklarımızdaki lastiği çekiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra bunun içerisinden diğer parmaklarımızdaki lastikleri çekiyoruz. Evet, bakın 1, 2, 3 bölüme ayrıldı lastikler burada. Biz şu parmağımızın takılı olduğu yerdeki kısmı diğer parmaklarımızla genişletip kocaman boyuta getirdiğimiz zaman dört parmağımızı da buraya takmış oluyoruz. Evet, yine önde bu şekilde görünüyor parmaklarımız ama avucumuzun içerisinde bu şekilde. Yine burayı kimseye göstermiyoruz. Seyirci her zaman ön tarafı görüyor. Ve yine avucumuzu açarken lastikleri ileri doğru ittiriyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde lastikler yer değiştirmiş oluyor. Tekrar gösteriyorum. Alttaki parmaklarımızdaki lastiği çekiyorum. Bunun altından diğer lastiği alıyorum. Orta kısmı genişletip dört parmağımı da içerisine koyuyorum arkadaşlar. Ve lastikleri iterek avucumu açıyorum. Ve yer değiştirmiş oluyor.
Siz de bu oyunu birkaç kere ayna karşısında çalışarak pratik yaparsanız eminim ki oyunu anlayabilecek ve arkadaşlarınıza sunabileceksiniz. Evet, bu şekilde de yer değiştiren lastik numarasını yaparken yine başka bir lastikle parmaklarımızı kapatabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi bu seyirciyi tamamen şaşırtmak için yapılan bir hareket. Çünkü bizim avuç içinde yaptığımız hareketi seyirci görmediği müddetçe buradaki lastikler seyirci için bunların yer değiştiremeyeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Evet, burada iki tane lastiğimiz var. Mavi aşağıda, kırmızı yukarıda. Ve şimdi mavi yukarıda, kırmızı aşağıda olmuş oluyor. Ve yine burada parmaklarımızı engellemiş olduğumuz bir lastik var. Evet, yer değiştiren lastik ve atlayan lastik numaralarını sizlere öğrettim arkadaşlar. Bu oyunu ayna karşısında bol bol pratik yapmayı lütfen unutmayın. Ayna karşısında kendinizi kandırabildiğiniz zaman bu oyunu arkadaşlarınıza sunabilirsiniz. Şimdi sizlere sihirli çekmece isminde bir numara göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içi boş bir kutumuz var arkadaşlar. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum ve parmağımı ışıklatıp üflediğim zaman sihirli bir şekilde kutumuzun içerisinden bir bozuk para çıkarmış oluruz arkadaşlar. 1 TL madeni para. Evet, ve kutumuzu da bu şekilde gösterebiliriz. Bu oyunu yapabilmemiz için arkadaşlar bir adet kibrit kutusuna ihtiyacımız var şu şekilde. Ve kibrit kutusunu ben böyle renkli kağıtlarla kaplayıp süsledim. Üzerine bir yıldız koydum. Ve bu şekilde daha gizemli, daha sihirli bir kutuymuş gibi görünüyor. Siz de bir kibrit kutusunu bu şekilde renkli kağıtlarla kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu yapmamız için kimse görmeden şöyle bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Çekmeceyi kutunun içerisine birazcık koyuyoruz. Yarısı içeride kalacak şekilde ve bozuk parayı kutunun içerisinde çekmecenin görünmeyen içteki kısmına sıkışacak şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bu içerisinde sıkışmış oluyor. Şöyle daha dikkatli görebileceğinizi düşünüyorum. Tam burada parayı sakladık. Ve kutumuzun içerisi boş görünüyor. Kutumuzu kapatırken şuradan elimizle engel vermemiz gerekiyor. Çünkü buradan ittirirken para dışarıya çıkabilir. O yüzden paranın çıkmasını engelliyoruz. Ve buradan da kapağımızı kapatıyoruz. Şu anda para kutunun içerisine düştü zaten. Hatta şöyle sallayarak içinden ses geldiğini arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Ses gelince birazcık şaşıracaklardır. Daha sonra da kapağını açtığınız zaman içerisinden 1 TL çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ve sihirli çekmece numarasını da gösterdiğim şekilde yaparak arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Evet, ben Fatih Ermiş. Bugünkü programımızda sizlere atlayan lastik, yer değiştiren lastik ve sihirli çekmece numaralarının nasıl yapıldığını öğrettim. Ve sizler de gösterdiğim numaraları dikkatle izleyip ayna karşısında pratik yaparak arkadaşlarınızı, ailelerinizi, okulda öğretmenlerinizi şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Evet, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Programlarımızın devamını da merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü ilerleyen programlarda da yine çok seveceğiniz sihirbazlık numaraları, evde yapabileceğiniz deneyler ve kendi oyuncaklarınızı yapabileceğiniz değişik videolarla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Hoşça kalın diliyorum. Ekranlarınız aydınlık olsun.